Gençler merhabalar, ben Kadir Gümüş, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz. İşte karşınızdayım ve 2024 serisine başlıyoruz. Sadece bu video yeni olacak, diğer videolarda günce seriye devam edebilirsiniz gençler. Şimdi öncelikle video ders notlarını açtık, akabinde hemen soru bankamızdan sorularımızı çözerek gideceğiz. Şimdi arkadaşlar, Türk Edebiyatı'nın dönemleri. Nasıl gideceğiz dedim ben, kronolojik bir dönemi bitirip diğerine geçeceğiz. Tamam mı? Değil. Mesela bak. öncesi Türk Edebiyatı'nı bitireceğim. Arkasından geçiş dönemi. Arkasından halk edebiyatı. Divan edebiyatı. Tanzimat dönemi. Servet-i Filon dönemi. Mesela Tanzimat dönemi içinde de şiir, roman, hikaye, her şeyi, tiyatro, her şeyi vereceğim. Ve sırayla gideceğiz. Unutmayın. Her şey sırayla. Bak. Şimdi Türk Edebiyatı'nın dönemleri. Yani bundan sonraki videolarda işleyeceğimiz her şeyin sadece adını anacağım. Sonra detaylandıracağız. Gençler. Şurada bir üç nokta var. Nedir biliyor musunuz o üç nokta? Takip edemediğimiz dönemdir. Takip edemediğimiz. Yani elimizde hiçbir verinin olmadığı karanlık bir dönem. Sonra 5. 6. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar gidiyor. Tamam Ve bu ilk önce sözlü edebiyat. Yani yazı yok. Bu dönem destan dönemi olarak ne yapılır pıtırcıklarım benim? Kabul edilir. Ne dönemiymiş gençlerim bu? Pıtırcıklarım ne dönemiymiş bu? Tabii ki destan dönem arkadaşlar. Yani burada Sav, Sagu, ileride anlatacağım Koşuk, Destan var. Yazı yok, edebiyat var ama göçebe yaşayan bu halk birbirlerine söylüyorlar. Sav adı verilen atasözleri söylüyorlar. Sago adlı ağıtları söylüyorlar, ağlıyorlar. Koşuk adlı aşk, tabiat, kahramanlık şiir söylüyorlar ve destanlar söylüyorlar. Tamam mı? Destanlar. İşte destanlar burada. Buna birbirlerine destanlar söylüyorlar, gaza geliyorlar savaşta. Bunlar. Sonra arkadaşlar yazı giriyor artık hayatımıza. Ve yazı Köktürk alfabesi. Köktürk alfabesi. İlk alfabemizdir. 34 sessiz, 4 tane de sesli de Ve burada arkadaşlar Orhun yazıtları vardır. Orhun yazıtları vardır arkadaşlar. Orhun yazıtları Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk. Önce Tonyukuk, sonra Bilge Kağan, pardon sonra Kül sonra Bilge Kağan. Yani 3 yazıt. Bak al. Bilge Kağan şu Tonyukuk önce anlatacağım İslamiyet öncesi dönemde. Sonra arkadaşlar burada Kül Tigin Sonra bir geka. Bak, al sana ilk yazılı belgeler. Tam edebi her yönüyle arkadaşlar. Yenisi yazıtları vardır ama Kırgızlardan kalan onun edebi bir kimliği yoktur. Sonra Uygurlar döneminde artık Uygur alfabesi kabul edilir. 14 sessiz 4 tane nedir? Seslidir. Onlar sessiz, ders sesli. Bu dönemden de arkadaşlar hangi eserler anlatacağım ise Kalyanam Kara ve Papam Kara anlatacağım. Sekiz yükmek anlatacağım. Altın yaruk anlatacağım. Irk bitik anlatacağım. Uygurlar döneminde de kalan bunlar anlatacağım. Bakın şimdi ben arkadaşlar bu şekilde dönemleri ayırdım. Bunlar İslami. Daha biz Müslüman değiliz. Hocam. Biz Müslüman değilsek bu dönemde hangi dinleri kabul ettik? Bu dönemde arkadaşlar gök tanrı. Şamanizm diye bilinen gök tanrı. Uygurlarla birlikte Budizm. Manihaizm. Ve bir Hristiyan mezhep olan Nasturiliği kabul ettik. Demek ki Türk edebiyatın dönemlere ayrılmasında din bir faktör müymüş? Bak dine göre ayırmışım. İslamiyet öncesi ve İslamiyet etkisindeki dönem. Gördünüz mü? Bu şekilde ayırdık. Anlaştık mı? Bu şekilde ayırdık. Demek ki bunların hepsini işleyeceğiz. Ondan sonra artık elhamdülillah ne olduk? Müslüman olduk. İşte İslamiyet etkisinde Türk Edebiyatı'na geçeceğiz. Ama tam bununla bunun arasında kalan bir dönem var. Karanlı dönem. Bu dönem ne dönem olarak geçer? Geçiş dönemi. Yani İslamiyet öncesinde unsurlar da var, İslami unsurlar da var. Bunları iç içe yaşayacağız. Tamam mı? Burada dört muhteşem eser anlatacağım ben size. Nedir bunlar? Bir, Kutatku Bili'yi anlatacağım. Divanü Lugati Türk'ü anlatacağım. Hocam niye adlarını tam yazmıyorsunuz? Zamanı geldiğinde teker teker anlatacağım. Atabetül hakayı anlatacağım ben burada size. Ve Divanı Hikmet'i anlatacağım. Dört muhteşem eserden bahsedeceğim. Tamam Şu an sadece kuş bakışı neler işleyeceğimize bakıyoruz. Her zaman edebiyata böyle bakın. Tamam Geçiş dönemi. Yani burada. Geç. İslamiyet öncesi hece var. İslamiyet dönemde aruz var. İkisinin birlikte kullandığı. Dörtlük ve eğitim beraber kullandığı tam geçiş dönemi. Sonra İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı. İslamiyet öncesi etkisindeki Türk edebiyatını iki başlık altında inceleyeceğiz. Bir, halk edebiyatı iki divan edebiyat. Birisi bittikten sonra diğeri başlamıyor arkadaşlar. Halk edebiyatı gerçekten Anadolu'da sahada yaşayan halkın arasında. Ama divan edebiyatı ya da klasik edebiyat nerede gelişiyor? Sarayda. Bunun dili o kadar sade, bunun dili ağır. Çünkü artık burada Arapça ve Farsça dilimize girmiş durumda ne yazık ki. Bakın burada genellikle dörtlük kullanılırken burada arkadaşlar genellikle beyit kullanıldı. Burada genellikle hece ölçüsü kullanılırken burada aruz ölçüsü kullanılır. Bu sarayda padişahın yanındayken bu halkın arasında gelişti. Peki halk edebiyatını üç başlık altında inceleyeceğiz. Bir, anonim halk edebiyatı ürünlerin yazarı herhangi bir şairi yok. 2. Ellerinde sazı olan aşıkları. Diyar diyar gezdi. Rüyalarında gördüğü sevgililerini aradıkları aşık tarzı halk edebiyatı. Bir de tekkelerde İslam dininin etkisiyle gelişen dini tasavvufi halk edebiyatı. Yani gördüğünüz gibi biz Halk Edebiyatı ve Divan Edebiyatı'nın bütün detaylarına, azam şekillerine, kadar, her şeyine kadar, bütün ayrıntılarıyla haklayacağız. Anlaştık mı? Her şeyiyle göreceğiz. Her şeyiyle bileceğiz. On numara beş yıldız öğreneceğiz. Ondan sonra Batı etkisinde gelişen edebiyat. Tamam mı? Ve 1860 ile 1896 yılları arasında ben size Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı'na. Ondan sonra 1896'dan 1901 yılına kadar devam eden Servet-i Fünun dönemi Türk edebiyatını anlatacağım. Sonra ile 1912 arasında kısa bir dönem Feci Ati dönemi Türk edebiyatını anlatacağım. Ve özellikle burada tamamen Batı örnek alındı. Batı örnek alındı. Batı'dan da ben özellikle Fransız edebiyatı. Fransızlar örnek alındı. Ama 1911 yılında genç kalemlerle birlikte milli edebiyat dönemi başladı. Ve dil sadeleşti. Artık insanların anlayacağı bir hale geldi. Ve burada milli kimliğe dönüş başladı. Ve burada biz milli kimliğimize döndük. Milli Kimliğe dönüş yaşandı. Ve 1923 yılında başlayan halen devam eden Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı. Burada çok sanatçı olduğu için ister istemez hoşlanmıyorsunuz bazen ama rahat olun arkadaşlar ben en mühim yanlarıyla nerelerinin çıkması gerektiğini her yönüyle size söyleyeceğim. Beni takip edin kırmızı kalemle yazdıklarımın önemli olduğunu söyleyeceğim. Şimdi bana bakın. Türk Edebiyatı'nın bu şekilde dönemlere ayrılması da. Din önemli mi? Önemli. Bak şuradan itibaren Müslümanız. Burada önce Gök Tanrı, Budiz, Maneiz ve Nasturilik inandık. Buradan itibaren tam bir Müslüman olduk. Tamam. Demek ki dil önemliymiş. Dil. Arkadaşlar dil de değişiyor. Mesela örnek vereyim arkadaşlar. İslamiyet öncesinde tam sade bir Türkçe varken İslam Hediyesi'nde divan edibiyatından artık Arapça-Farsça etkisine girdik. Ve devamında Arapça-Farsça etkisi Tanzimat döneminde, Servet-i Fünun döneminde, Fecrati döneminde devam etti. Milli Edebiyat döneminden itibaren genç kalemlerle birlikte dilimiz sadeleşti. Bak, dilin sadeleştiği anda yeni bir dönem başladı. Peki kültür önemli mi? Önemli. Bak, İslamiyet öncesinde özellikle göçebe kültürün izleri var. Uygurlardan itibaren yavaş yavaş yerleşik yaşam başlıyor ve dikkat edin, divan edebiyatında Arap-Fars kültüründen etkilendik. Bakın, Tanzimat Servetinin fecaati döneminde Batı, Fransız kültüründen etkilendik ve milli edebiyat döneminden itibaren kendi kültürümüze döndük. Demek ki Türk edebiyatının dönemleri ayırırken, din, dil ve kültüre göre özellikle de asıl sınıflandırıma dikkat ettiyseniz bir din esasına göre bir sınıflandırma ne yaptık arkadaşlar? Gerçekleştirdik. Anlaştık mı? Ve işte bizim işleyeceklerimiz bunlar. Hocam neden mesela ayrıntılı Sadece adlarını anladım arkadaşlar. Sadece adlarını anladım. Ayrıntılı bir şekilde dönem dönem kronolojik olarak nasıl anlatacağımı gördük. Tamam mı? Bak. İslamiyet öncesini anlatacağım. Sözlü edebiyat, yazılı edebiyat ayrı başlıklar altında. Son arkadaşlar geçiş dönemi, İslamiyet etkisi, halk edebiyatı, divan edebiyatı sonra sırasıyla ve bu şekilde öğrenme tam öğrenmedir. 10 numara bir şekilde benim Pıtır'cığım öğrenmeyi hak ediyor. Anlaştık mı? O zaman güzel bir şekilde dinleyeceksiniz. Ben şimdi hemen tahtamı güzel bezimle sileceğim. Güzel bezim burada. Selim bunun rengi neydi eskiden? Yeşildi. Yeşildi. Şu an şu an koy yeşil. Seni bu siyah ya. Şimdi arkadaşlar tahtamı silip Her ne kadar müfredatımızda olsa, müfredatımızda olan her ne kadar çıkmasa da Milli Eğitim kitabından aldığımız güzel sanatlara ve edebiyat başlığını verelim. Ondan sonra devam edelim. O zaman arkadaşlar tahtamı silip hemen güzel sanatlar ve edebiyatla başlıyorum. Tahtamı tertemiz ettim. Tam sizin gözünüze layık hale getirdi hocanız. Haydi pıtırcıklar. Gelin bakalım. Güzel sanatlar ve edebiyat başlığı düşüncez. Önce sanattan başlayacağım. Sanat arkadaşlar bunun daha geniş olan ismi. Bak bir duygunun düşüncenin anlatımında kullanılan yöntemlerle ortaya çıkan üstün yaratıcılık nedir? Sanattır. Şimdi i̇şte bu sanatların içerisinde güzel sanatlar vardır. Mesela edebiyat, müzik, resim, heykel, tiyatro, mimarlık. Tiyatroyu bir daha yazmışım arkadaşlar. Bunlar güzel sanatlardır. Yani nedir biliyor musun? Bizde coşku ve hayranlık uyandırır. Yani ben edebiyatta bir kitap okuduğum zaman coşku ve hayranlığım oldu. Ben kendimi iyi hissettim. Ya da bir kötü bir insanla alakalı bir seri okudum. Ve onun duygusuna girdim. Müzik, dinledim mutlu oldum. Resim yaptım mutlu oldum. Heykel yaptım mutlu oldum. Bak budur. Yani ben de sanatta üstün bir yaratıcılık vardır. Onu diğerlerinden ayırır. Biriciktir, tektir. Hiç benzemez. Güzel sanat işte bana coşku veren. Gerçekten kendimi hissetmek için. Gerçekten güzel olması için yaptıklarımdır. Yalnız iki kavramı ayırmanızı istiyorum. Bakın. Sanatla zanaat farklı şeylerdir. Sanat bende güzel coşkular uyandırır. Zanaat maddi ihtiyaçlar içindir. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir ressamın tablosu sanattır. Bakarım o tabloya güzel coşkular uyandı. Ama mesela ayakkabıcılık mesleği maddi ihtiyaçtan doğan bir zanaattır. Anladınız mı? Bak sanatta yetenek mecburidir. Sanatta da gerekiyor yetenek. Ama bir öğrenme var. Bir ustanın yanına beni çırak olarak veriyorlar, öğreniyorum. Orada beceri kazanıyorum ve usta oluyorum. El becerisi illaki lazımdır. Yani herkes ayakkabıcı olamaz. Herkes onu çok güzel bir şekilde yapamaz. El becerisi lazım ama yetenek sanatta mecbur iken sanatta biraz olsa da kurtarıyor beni. Ve sanatta fayda yoktur. Ama zanaatta fayda vardır. Ayakkabı giyeceğim ya da ben onu ayakkabıyı satacağım para kazanacağım. Ve sanatta ilham vardır. O an o resim için bana ilham gelecek. Şiir yazmak için ilham gelecek. Ama zanaatta maddiyat vardır. Ve sanat özgündür, benzersizdir. Ama arkadaşlar zanaatta benzerleri vardır. O ayakkabının arkadaşlar benzerleri vardır. Ben o ayakkabı gibi bir sürü ayakkabı yaparım. Demek ki zanaat farklı onları karıştırmayın istedim. Tamam. Güzel sanatları sınıflandırılması. Bak görsel plastik sanatlar görmeye dayalı. İşitsel fonetik sanatlar duymaya dayalı. Dramatik ritmik sanatlar oynama harekete dayalı. Görsel sanatlar resim, mimari, heykel, hat, minyatür, tesip, kabartma. Gördüm. Edebiyat ve müzik işitseldir. Ve dans, bale, opera, tiyatro, bale harekete dayalıdır. Tamam mı? Peki öğretmen. Güzel sanatlar. Değişik malzemeler kullanır mı? Kullanır. Değil. Edebiyat. Edebiyatın malzemesi değildir. Diğerlerine göre daha soyut. Dikkat ettiniz mi? Ses, söz, dekor. Bu tiyatro. Ses, nota, müzik ya da musiki. Renk, çizgi, boya, tuval, resim. Taş tuğla mimari. Mermer, kil, taş, heykel. Bakın hepsinin bir malzemesi vardır. Ama edebiyatın malzemesi gördüğünüz gibi değildir. Şimdi gelin burayı değerlendirelim. Güzel sanatlar için edebiyatın yeri. Edebiyatın diğer güzel sanatlardan farklı yanı nedir? Edebiyatın malzemesi dildir. Ama diğerlerinin malzemesi. Mesela tuval, resimde boya. Mesela taş, ki örnek veriyorum heykelcilikte, tuğla mimaride bu gibi. Şöyle diyebilir miyim o zaman? Edebiyatın malzemeleri diğerlerine göre daha soyuttur ama diğerleri daha somuttur. Tamam mı? Ve edebiyat ulusaldır önce. Ha, evrenselleşebilir mi? Evrenselleşebilir. Yani dünyayı yayılabilir. Ama zor evrenselleşir yıllar geçmesi lazımdır arkadaşlar. Mesela Tolstoy, Dostoyevski'nin eserleri bugün evrenselleşmiştir. Bak buralarda dokunuyor. Ama nadiren. Her Rus sanatçının evrenselleşmiyor. Ya da her Türk sanatçı dünyaya yayılmıyor. Ama bu daha kolay bir şekilde evrenselleşir. Kolay evrenselleşir. Niye biliyor musunuz? Çünkü dil yoktur. Resme herkes bakabilir, anlayabilir. Bakın yani bir İngiliz Fransa'da bir resmi değerlendirebilir. Ama bizim eserlerimizi değerlendirebilmek için o dili bilmek lazım. Hocam çevirirler. Çeviri tam anlamı veremiyor ne yazık ki bazen. Tamam mı? Unutmayın. Ve edebiyat resim ve müziğe yakındır. Sinema ve tiyatroya da edebiyat destek atar. Tamam mı? Destek atar onlara da. Nasıl destek atar? Mesela ben sinemanın senaryosu ve tiyatro metni hep edebiyatın elinden geçer. Tamam Şimdi gelelim. İşleyeceğimiz roman, tiyatro gibi tiyatro metni, roman, şiir, edebi metinler. Arkadaşlar edebi metinler yazıldığı dönemin sosyal özelliklerini verir. Şöyle bir örnek vereyim mi? Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanı o dönemin öğretmene bakış açısını veriyor. O halkın Nasıl baktığını, o halkın eğitime, o Anadolu'da olumlu bakılmadığını, çocukları okula göndermediklerini bak sosyal veriyor. Siyasi dönemini verir. Mesela Mithat Cemal Kuntay'ın 3 İstanbul'u, arkadaşlar istibdat dönemi, daha sonraki dönem arkadaşlar hepsini veriyor bize. İttihat ve terakki dönemini ve ekonomisini verebilir. Ben... Mesela arkadaşlar Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun kiralık konağını okuduğum zaman o dönemin arkadaşlar ekonomik, halkın ekonomik düzeyini oradan görebiliyor. Yani bunları verebilir. Ve unutmayın arkadaşlar bir edebi eser hiçbir zaman geçmişten bağımsız olamaz. Geçmişin üstüne kurgulanmış. Ya yani ben şu an geçmişimden bağlı olabilir mi? Ayrı olabilir miyim? Hayır geçmişime bağlıyım. Ve geçmiş bugün eserlerini ortaya çıkarır. Geçmiş ve bugün yarın eserlerini ortaya çıkarır. Tamam mı? Ve şimdi gibi bir dinleyin beni. Şimdi şu tarafa edebi metin diyor. Roman, hikaye, şiir. Bu tarafa da öğretici metinler diyor. Öğretici metin. Öğretici metin derken hocam ne demek istiyorsunuz? Mesela bir örnek vereyim. Bir ansiklopedi mesela. Tamam? Mı? Bak Şimdi buraya bakın. Öğretici metin amaç şudur. Bilgi aktarım. Bana ansiklopedi bilgi aktaracak. Ya da bir makale okuyacağım bilgi alacağım. Ama edebi metinle estetik bir zevk duyar Onu okuduğum için mutlu olurum ya da yazdığım için. Öğretici metinlerde öğretmek esastır. Ama edebi metinlerde sezdirmek. Ben bir şiir yazarım sana aşkı sezdiririm öğretici metinlerde sözcükler sadece gerçek anlamda kullanılır. Bir tıp makalesi ama bizde hem gerçek anlam hem mecaz anlam edebi metinlerde. Öğretici metinlerde nesneldir, bir anlam çıkar. Ama bizde özneldir, çünkü kişisel bakışı vardır. Ve edebi metinler estetik zevk için, sezdirmek için hem gerçek hem mecaz anlamı kullandı. Öznel, kişisel bakıştır. Örnek vereyim. Ben yağmurla alakalı bir öğretici metin Yağmurun nasıl oluşturuyor alakalı bir metin yazarım. Öğretici metin olur. Asikobidir. Her, her tarafta bulabileceğiz. Ama ben yağmurla alakalı bir şiir yazarım. Her okuyan kendine göre anlam çıkar. Yağmurun altında yakınını kaybeden yağmur ona ölüm anlatır. Yağmur altında sevgilisiyle yürümeyi seven yağmur onda aşk anlatır. Tamam mı? Farklıdır yani. Evet. Ve edip metinler okunduğu zamana göre değişik anlamlar. Ben mesela onu ne zaman okursam ona göre anlam. Mesela ben bir duygusal şiiri yakınım kaybettiğimde okuduğum zaman verdiği anlamla ben mutluyken okuduğum verdiği anlam aynı Ve mekan. Hangi mekanda okunduğuna göre, hangi ülkede, hangi şekilde okunduğuna göre farklı anlamlar verir. Aynı zamanda edebiyatın, edebiyatın hangi hangi bilim dallarıyla ilişkisi var dediğim zaman edebiyatın ilişkili olduğu bilim dalları vardır. En çok ilişkisi tarihledir. Çünkü tarihten bağımsız değildir ki tarih bizim geçmişimizdir. Mesela milli mücadele dönemini ayrı bir şekilde cumhuriyet dönemi değil mi? Bunların hepsi. Yani ben buradan bağımsız olamam. 200, ben savaş yaşıyorsam onu ya anlatırım. Coğrafya ile alakalıdır. Mesela gezi yazıları örnek veriyorum. Felsefe ile alakalıdır. Kişilerin o an bulundukları psikolojilerle alakalıdır. Toplumu anlattığı için sosyoloji ile alakalıdır. Bu gibi birçok bilim fizik, kimya, biyoloji ile de alakalıdır ama en çok tarihle alakalıdır. alakalı. Sonra coğrafya ile felsefe, psikoloji, sosyoloji demek edebiyat. Bu bilim dallarla da ilişkili. Anlaştık mı? Evet gençler. Yalnız şunu yapmanızı istiyorum. Videonun altına tarih yazın. Başlıyorum yazın. Hangi gün başlamışsanız tarih yazın. Örnek veriyorum arkadaşlar. 17.08.2023 başlıyor. Ya da 19.09.2023 Başlıyorum yazın ki başladığımız zamanı görelim. Sonra nerede olduğumuza göre ve üniversiteyi kazandıktan sonra bakın onun altına yorum yapalım. Anlaştık mı? Yoruma durduruyorsun, tarih yazıyorsun, başlıyoruz yazıyorsun. Durdur, tarih yaz, başlıyoruz yaz. Anlaştık mı? Seviyorum sizleri. Esen kalın.